Şimdi Beşiktaş'tan bahsetmişken günün son Skype bağlantısını yapalım ve Beşiktaş'ı konuşalım isterseniz. A-Spor yorumcusu Kartal Yiğit bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber Beşiktaş'ı konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk diyorum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum aynı zamanda. Tabii Beşiktaş yoğun. Beşiktaş'ta gelişmeler ard arda yaşanıyor. Aynen öyle. O Özellikle nedenle dün özellikle bir istifa haberi geldi. Resmi olarak açıklanmadı ama tabii bugün açıklanmasını bekliyoruz. Valerian İsmail aslında çok da kötü bir performans sergilemedi ama çok eleştiri aldı. Ligde de puan olarak çok da gerilerde değil aslında. Ama taraftar sürekli maç sonlarında istifaya çağırdı kendisini. Yönetim aslında arkasında dursa da yine de tabii son Hatayspor karşılaşmasından sonra kötü bir sonuçla artık yollar ayrıldı. Aslında sezon başına baktığımızda transferler de onun istediğine göre yapılmıştı. Acaba oyuncuları kullanamadı mı? Valerian İsmail neden gönderildi? Bunun cevabını sizden dinleyelim. şimdi şöyle, aslında sizin de dediğiniz gibi yani sezon başı iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş vardı. Hatta biliyorsunuz o aralar Premier Lig takımı benzetmeleri yapıldı Beşiktaş'a. Hakikaten o şekilde oynuyordu. Yani kadro yapısı itibariyle teknik ekip anlamında Premier Lig'de çalışmış oyunculardan kurulu bir takım hüviyetindeydi Beşiktaş. İyi de başlangıç yaptı. Özellikle ikinci, üçüncü haftadan itibaren iyi bir ivme yakaladı. Herkes tamam bu sene o sene demeye başladı. Yani Valerian İsmail ile dokunun tuttuğunu düşündü. Taraftarla bağları gelişti ve çok çabuk ısındı. Bir ara işte bayağı ilgi gördü maçlardan önce, tribünlere çağrıldı. Maçlardan sonra keza öyle. Ama ne olduysa 5 haftadan sonra Beşiktaş böyle yavaş yavaş ivme kaybetmeye başladı. Yani aşağı yönlü bir grafik çizmeye başladı. Hem sonuç anlamında hem oyun anlamında. Tamam, futbolda tabii ki kötü sonuçlar olacak. Yani bir takım bütün maçlarını sonuna kadar kazanacak diye bir kaide yok. Ama oyun anlamındaki yetersizlikler, sıkıntılar ortaya çıkınca Beşiktaş taraftarı artık tepki göstermeye başladı. Yani son 3-4 haftaya bakıyoruz ve 6 haftadır kazanamayan özellikle bir Beşiktaş var. Yani Beşiktaş gibi büyük kulüpler böyle uzun süreli kazanamama serisi yakaladığı zaman doğal olarak tepkiler, eleştiriler ve homurdanmalar başlayacaktır. Keza Sergen Yalçın'da da öyle oldu. Yani Sergen Hoca döneminde yanılmıyorsam bir 5 haftalık bir kazanamama serisi vardı. Bugünkü duruma, bu tabloya yakın. Ayrıca tabii Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmenin de getirdiği olumsuzluklar vardı. Ve böylece Sergen Yalçın dönemi bitmişti. Şimdi o döneme benzer bir dönem yaşıyoruz bugün Valerian İsmail ile. Bakıldığı zaman taraftarla zaten İpler kopmuştu. Bunu görebiliyorduk. Yani son 3 haftada özellikle taraftarla da bağların koptuğunu gördük. Ama bu sefer takımla da Hatay maçında bağların koptuğunu gördük. Yani bir 20 dakika, 25 dakika evet baskılı, iyi oynayan bir Beşiktaş vardı. Ama daha sonrasında özellikle ikinci yarı sanki Beşiktaşlı futbolcular her şey bitmiş havasındaydı ve hocalarıyla olan o diyaloğunun bittiğini gösterdiler bizlere. Yani hepimiz, bütün spor kamuoyu bunu gördü. Yani o dakikadan sonra zaten Valerian İsmail'in oyuncu değişiklikleri, oyuncu tercihleri hep tartışıldı. Tabii üstüne böylesine bir mağlubiyet gelince, yani önde olduğun bir karşılaşmayı mağlup da tamamlayınca Valerian Hoca'yla ister istemez yolların ayrılacağının başlangıcı atılmış oldu. Sizin de dediğiniz gibi en çok eleştirilen konulardan biri rakibi iyi analiz edememesi ve ardından gelen tabii ki yanlış oyuncu değişiklikleri oldu. Evet, yani şimdi bir insan tabii ki, yani bir teknik adam hata yapar. Hata yapacak. Hatalar futbolun doğasında var. Yani futbolu geçtim, insanın doğasında var. İnsan hata yapmak için dünyaya gelmiştir. Hepimiz yanlışlar yapıyoruz ama nedense Valerian İsmail
bir değil, iki değil, üç değil. Yani yanlışlarda hep ısrar etti. Hiçbir zaman bu hatasından ders almadı. Şimdi bakıyoruz Hatay maçının geneline bakalım. Yine yanlış bir kadro. Yani hadi kadro seçiminde ilk 11'de belki ilk başta yanlış, hatalı davranmış olabilirsin ama sonrasında yaptığın değişiklikler veya yapamadığın değişiklikler bizlere yine bazı inatlarından vazgeçmediğini gösterdi. Örnek vereyim. Nedir? Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra gol atan, iyi bir mücadele sergileyen Cenk Tosun, hadi 11'de oynatmadın ama ikinci yere başlaman lazımdı. Enkudu tamam oyuna istekli başladı, hırslı başladı ama 20-25'ten sonra o da düştü. İkinci yarı bir Enkudu değişikliği, işte Muneka'yı sol tarafa alıp Cenk Tosun'u sağ alabilirdi. Çünkü Cenk Tosun sağ kanatta yıllarca oynadı Şenol Güneş döneminde. Bunu yapamadı. Evet. İyi olan ne yaptı? Muneka'yı çıkardı ve tenkit aldı. Orta sağ zaten bitmiş durumdaydı. Dele Alli haftalardır yok. Yani haftalardır değil, geldiğinden beri bir katkı sağlayamıyor. Josef de Souza Ankara Gücü maçında hala kafası orada. Ondan sonra bir türlü toparlayamadı. Şimdi elinde Tayfur Bingöl gibi dinamik bir oyuncu var. Orta sahanın zaten bittiğini, düştüğünü görebiliyoruz. Bunu tribündeki herkes gördü. Ama hoca maalesef göremedi ya da görmek mi istemedi diyorum artık ben. Yani evet. Şimdi bir teknik adam bu kadar yanlış yapmaz. Eğer bu kadar yanlış yapıyorsan bilmiyorum artık kendini kovdurmak mı istiyor? Nedir? Bu düşüncelere de ben sahip oldum açıkçası. Yani bir yanlış bir kere yapılır, iki kere yapılır ama daha sonrasında ısrar edilmez. Bu ısrarlar ne oldu? Bu ısrarlar sonucunda Valerian İsmail ile yollar ayrıldı. Yani kendi kendine, kendi bildiği dalı Fransız teknik adam kesmiş oldu. Ama son dönemde zaten böyle bir zoraki evlilik vardı. Yani bu dikişin tutmayacağı belliydi. Evet. İşte ve sonrasında Hatay maçı bunun sonu oldu. Evet, adaylardan da biraz bahsedelim isterseniz. Biz az önce izleyicilerimizle paylaştık. Özellikle Şenol Güneş ismi çok konuşuluyor. Sergen Yalçın yine aynı şekilde. Bizim listemizde Rıza Çalınbay, İlhan Palut ve Lucescu da var. Şenol Güneş'ten başlayalım isterseniz. En olası isim aslında o gözüküyor. Siz neler söylersiniz? Evet, Şenol Hoca şu an bir numaralı listenin başındaki aday ve olma ihtimali çok yüksek. Yani yerli olacaksa şunu söyleyebilirim. Tabii ki Beşiktaş yönetimi, bir bilgi vereyim. Dün akşam olağanüstü bir toplantı yaptı kulüpte. Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğinde. Valerian İsmail ile yolların ayrılması kararlaştırıldı ve böyle devam edilmeyeceği yönünde görüş birliğine varıldı. Bütün yönetim hemfikirdi. Şimdi daha sonra tabii adaylar masaya yatırıldı. Öne çıkan iki aday vardı. Eğer yerli olursa, bütün yöneticiler yerli olursa tecrübe anlamında daha önce de Beşiktaş'a iki şampiyonluk yaşatmış, şampiyonluğu da geçtim. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Beşiktaş'ta tarihinde olmayan başarılara imza atmış Şenol Güneş'i konuştular ve Şenol Hoca'da herkes mutabık kaldı. Yani yerli teknik adam olursa benim de aldığım bilgi ve ayrıca kendi düşüncem Şenol Hoca olması yönünde. Yani büyük bir aksilik olmazsa yeni bundan sonraki süreçte Şenol Güneş Beşiktaş'a gelecek. Ama yabancı ihtimal de var. Yani o ihtimali de göz ardı etmemeliyiz. O ihtimaller arasında ise bir numaralı aday Mircea Lucescu. Niye bunu söylüyorum? Evet, şimdi bazı eleştiriler var yaşı yönünden hocanın. İşte son dönemde Dinamo Kiev'de başarısız sonuçlar aldı ama Mircea Lucescu bir marka. Yani Avrupa'nın sayılı teknik adamları arasında. Eğer Beşiktaş yönetimi yerli değil de yabancı hoca konusunda bir karar alırsa olabilecek tek aday Mircea Lucescu. Yani şimdi farklı isimler de çıktı. Evet, dün mesela Steven Gerrard'ın ismi çıktı. Evet, Gerrard önerildi. Yönetimin masasına geldi ama şu an itibariyle ligi tanımamasından ötürü ikinci bir Valerian İsmail vakası yaşamamak için Beşiktaş yönetimi yabancı konusunda Mircea Lucescu'yu önceliğe almış durumda. Yani özetlersek şunu söyleyebiliriz. Evet, diğer yerli adaylar da, yani tabii ki
Daha önce gündeme gelmiş isimler var. Rıza Hoca var. Ceyhun Kazancı Sportif Direktör İlhan Polut konusunda daha önce adımlar atmıştı. Sergen Yalçın zaten bir yerde duruyor çünkü en son şampiyonluğu yaşatan teknik adam. Ama gitmesi henüz gidişi ayrılığı kısa vadede oldu. Yani uzun bir zaman olmadı. Hala bazı sorunlar masada kendisiyle ilgili. Yani Ahmet Başkan'ın ben çok sıcak baktığını düşünmüyorum Sergen Yalçın ismine. Ama dediğim gibi Şenol Güneş benim de şahsi fikrim büyük ihtimalle Beşiktaş'ın yeni hocası olacak. Öyle Peki söyleyebiliriz. Şimdi her adayın farklı futbol stili, farklı futbol anlayışı var. Kimin daha başarılı Evet. olacağını tabii ki görmeden bilemeyiz ama siz kim olsun isterdiniz? Vallahi dün ben Alspor'da Ezgi ile olan yayınımızda şunu söyledim. Fenerbahçe şu an itibariyle diyorum. Yani ligin bitimine tabii ki daha çok uzun bir süre var. Büyük uzun bir maraton. Jesus da şaha kalkmış durumda. Eğer siz Jesus gibi deneyim akan bir teknik adamı durdurmak istiyorsanız yine karşısında onun gibi deneyimli, tabiri caizse kurt bir hocayla anlaşmalısınız. Benim şahsi fikrim dedim Şenol Güneş. Yani Jesus'u durdurabilecek ve onunla durduramasa da onunla mücadele edebilecek teknik adam Şenol Güneş'tir. Bu deneyimden kaynaklanıyor. Bunu söylerken hocanın hırsından, deneyiminden. Onun da ötesinde Şenol Hoca ayrıca öğretmen de biliyorsunuz meslek itibariyle de öğretmen ve öğretmen kişiliğini oyuncularına da yansıtan bir teknik adam. O çok önemli. Yani oyuncularla arasında diyalogları ve mesafeleri iyi koyabilen bir teknik adam. O yüzden ben Şenol Güneş diyorum. Bunu söylerken tabii ki diğer hocaların da herkesin kendi karakteristik özellikleri var, meziyetleri var, oyun sistemleri var. Hepsi değerli hocalar. Yani şimdi kalkıp tabii Sergen Yalçın'ı kimse değersizleştiremez. Rıza Hoca her ne kadar bu son dönem Sivasspor'da çalkantılı bir grafik yaşasa da Beşiktaş'ı çok iyi tanıyan bir teknik adam. İlhan Polut son dönem genç neslin bence öne çıkan en önemli isimlerinden biri. Bir tarafta da Mircea Lucescu. Yani iki deneyimli teknik adam var şu an Beşiktaş'ın masasında. Jesus'la ve Fenerbahçe'yle şu an öne çıkan takım Fenerbahçe. Mücadele edebilecek teknik adam çok çok deneyimli olması lazım. Jesus gibi bir marka olması lazım. Şimdi Türk olarak baktığımız zaman Şenol Güneş bir marka. Hı hı. Yabancı olarak da baktığımızda Mircea Lucescu bir marka. Yani Beşiktaş yönetimi iki adaydan biri konusunda karar vermeli. Yerli olacaksa Şenol Hoca, yabancı olacaksa Mircea Lucescu. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Rica ederim, yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Kartal Yiğit'le birlikte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağını değerlendirdik. Ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor diyeceğiz. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı Kızıl Yıldız maçıyla Dalia diyecek.